Merhaba T24 izleyicileri. Yarın çok önemli bir dava başlıyor. Geçen yılın Temmuz ayında Çorlu'da hızlı tren faciasında hatırlayacaksınız 25 kişi hayatını kaybetmiş. 340 kişi de yaralanmıştı. İddianame hazırlandı ve 4 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları görevlisi sanık olarak iddianamede yer aldılar. 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor bu 4 sanık hakkında. Tutuksuz yargılanıyorlar ve aileler tabii ki ne bu iddianameden ne de yargılanacak olan sanıkların sayısından ya da sorumluların sayısından memnunlar, tepkililer ve bu tepkilerini de adalet nöbetleriyle ortaya koydular. Anayasa Mahkemesi'nin önüne kadar taşıdılar geçen hafta. Bugün benimle birlikte bu başlayacak dava öncesinde kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Selin, 9 yaşındaki Oğuz Arda Selin'in annesi Mısra Özsel var. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Bir sene geçti. Adalet arayışınız devam ediyor. Şimdi e, yarınki dava çok önemli. <laughs> Ama tabii ki siz acılı ailelerin e, ve e, hak hukuk e, adalet talep eden e, ailelerin içine sinen bir dava ya da iddianame olmaktan uzak anladığımız kadarıyla. Ben çok fazla da soru sormak istemiyorum aslında. En güzel siz anlatırsınız. E, lütfen e, geldiğimiz bu noktada yarın dava öncesinde ha, neler talep ediyorsunuz? ...neye öfkelisiniz... Ne, ...hangi istekleriniz olmadı... ...yerine gelmedi, gerçekleşmedi... ...ve yarın mahkemeden ne bekliyorsunuz... ...anlatın lütfen, size bırakayım sözü. Ee, şöyle başlayayım... ...öncelikle bir yıl oldu... ...yani biz 3 Temmuz'da... ...yarın bir duruşmaya... ...gideceğiz ama 8 Temmuz'da... ...yani 5 gün sonrasında... ...biz yıl dönümüne hazırlanıyoruz... Ee, ...gönül isterdi ki... E, ...acımızın önce... ...insanlık yönünden başlayarak anlatmak istiyorum. Önce acımızın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar canımızın yandığını düşünüp... ...Temmuz'un öncesinde bu duruşmayı yapsalardı. Çünkü biz aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz. 8 Temmuz geldikçe, yaklaştıkça canımız daha çok yanıyor... Ee, geçen sene şunları yapıyorduk, birlikteydik çocuğumuzla, şöyleydi, yanımdaydı, tatildeydik, oturuyorduk, sohbet ediyorduk, şuraya gidiyorduk gibi. Ee, geçmişi tekrar tekrar anarak e, ve yıl dönümüne yaklaştığımız o gün nasıl avuçlarımızın arasından gittiğinin acısını hissederek aslında Temmuz ayına girdik ve e, ne yazık ki duruşma 3 Temmuz, sanki başka bir gün yokmuşçasına 3 Temmuz'a verildi. Daha vahim olanı da var bunu da belirtmek istiyorum özellikle 8 Temmuz olayın yıl dönümünde bir anne düşünün Aysun Köse, Sena Köse'nin bizim mavi gözlü meleğimizin annesi olayın olduğu gün yasını yaşamasına bile izin vermeyip 8 Temmuz 2019'da Yıl dönümünde mahkemede ifade vermek için çağrıldı. Böyle bir şey olabilir mi? Yani biz o gün yasımızı yaşayacağız, biz o gün ağıtlarımızı yakacağız, biz o gün özlemlerimizi dile getireceğiz. Ama öyle bir durumdayız ki şu anda e, hiçbir şekilde umursanmıyoruz. Ne duygusal, ne psikolojik, e, ne de hukuki olarak. Zaten tepkilerimiz de e, en insani vasıflarımızla birlikte vermiş olduğumuz... E, bu adaletsiz düzene karşıydı en başından beri. Bir, olayın olduğu gün... Bu söylediğiniz çok önemli. Bununla ilgili e, e, yani, özür dilerim burayı e, es geçmek istemiyorum. Çünkü gerçekten ins insanı çok çarpan bir durum. Nasıl bir anneye e, çocuğunu kaybettiği gün ya da e, acılı olduğu bir gün... E, hakikaten mahkemeye çağrılıp da gel buraya ifade bir ver mi? ve e, işte dinleyelim bakalım gerçekten acıların e, gerçek miymiş bakalım ya da bu kazayla ilgili dur bakalım e, sorularımız var demek e, neden böyle yapıldığını düşünüyorsunuz yani bunun bir tezatif olmadığını düşünüyorsunuz değil mi altını çiziyorsunuz yani bu size yapılmak niye niye yapılmak istensin ki ailelere bu kadar mı kötü insanlar e, kötülük evet kötüler. Ve kötülükleri şuradan geliyor, duyarsızlar, e, farkında değiller olanların. Yani onlar için her şey sadece kağıt üzerinde, işte bir ifade günü 8 Temmuz, e, 3 Temmuz, 7 Temmuz şeklinde çıkartılıp gönderilebiliyor. Çünkü e, empati kurmuyorlar, çünkü e, düşünmüyorlar ne var ortada diye, yapmaya çalıştıkları tek şey, Prosedür üzerindeki yürümesi gereken iş. Ya da burada devlet demir yolları söz konusu olduğu için. E, duyarsızca yaklaşıyorlar. Yani Hı -hı. olay bu duyarsızca yaklaşıp önemsizleştiriyorlar. Hı -hı. Yapmaya çalışılan bu. En başından beri önemsizleştiriyorlar. Yani e, bir baş sağlığıyla geçiştirilebilecek bir olay değil bu. İnanın trenin içinden çıkanlarla biz görüşüyoruz. Yani bu olay e, oldu ve bitti değil. Oldu ve görgü tanıkları var o trenin içinden çıkan o o orayı an be an yaşayan kişiler var ve bize anlattıkları zaman biz dehşete kapılıyoruz. Tabii i̇şte bir anlamda onların da sözcüsü olarak size Tabii sorayım. Ki. Ee, siz evladınızı kaybettiniz ama hayatta kalmaya kal, kalan o kazadan kurtulanlar. Mesela devlet bir psikolojik tedavi ya da size bir psikolojik destek yok. Ee, kaza sonrasında en azından e, bu devletin imkanlarından ya, e, yararlandırarak en azından kalabildiği kadarıyla normal hayatınıza devam etmeniz için destek verdi mi? Hayır vermedi. Hiçbir şekilde vermedi. Ee, yani işin psikolojik tarafı zaten bizim ülkemizde hiçbir şekilde dikkate alınmayan bir kısım. Ama bunun haricinde e, mesela iki, iki gün önce pazar günü yapmış olduğumuz adalet nöbetimizde yanımızda olan Nur Hayat ablamız vardı. Ki daha önce televizyona da çıktı kendisi. E, uzvunu kaybetti, kolunu kaybetti. Ve e, şu an hala uzuvsuz olarak yaşıyor. Devlet bunu üstlenmedi, yerine getirmedi, e, uygun protezi takamadı ya da onun haricinde psikolojik olarak e, hiçbir destek verilmedi. Ne yazık ki hala da verilmiş durumda değil. Kaldı ki e, bu türenin içinden çıkan e, 10 yaşında çocuklarımız var. E, kendi annesinin vefatını kendi gözünün önünde gören e, ya da işte e, Cihan var e, yaralı olarak bir buçuk saat suyun içinde yatıp omuriliği kırılmış, akciğerleri patlamış, kafatası çatlamış olarak e, bir buçuk saat yardım gelmesini beklemiş ve orada aynı zamanda gözünün önünde vefat eden kişilere birebir şahit olmuş. E, bedenen 3 ay boyunca ameliyatlar, tedaviler, vücudunun her yerinde yara izi var. Ama baktığımız zaman psikolojik olarak Mısra abla ben Oğuz Arda'yı gördüm dedikten sonra devamını getiremeyip gözlerime bakıp yaşlar süzülen, yüzü yaşla dolup kafasını çevirip konuşamayan, o psikolojiyi an be an yaşayan kişiler var ve hiçbir şekilde ne fiziki olarak ne psikolojik olarak devlet bizim hiçbir zaman yanımızda olmadı bu sürece kadar. Hakikaten çok zor. Siz anlattıkça dinlerken bile çok büyük bir acı acınızı paylaşıyoruz ama... Ee, dönecek olursak yarına, hı hı. yarın bütün hem acılı aileler hem e, yazat, e, kazadan yaralı olarak kurtulanlar Çorlu'da e, mahkemede e, bir araya gelecekler. Şimdi anladığımız kadarıyla adalet nöbetinden de gördüğümüz, hı hı. anayasa mahkemesinin önündeki olaylardan da gördüğümüz bir şekilde bu iş büyümeden hemen kapatılsın. Evet. E, dört tane devlet emir yolu görevlisi alt düzey hı hı. yargılanıyor. Onlar da zaten tutuksuz yargılanıyorlar. Evet. Siz bir kere buna, değil mi? Tabii buna ki. tepki koyuyorsunuz Tabii çünkü çıkan raporlara baktığımızda sanki orada bir doğa felaket olmuş, sel olmuş, hani kimsenin haberi olamazmış böyle bir şeyden bu işin doğasında böyle bir kaza varmışa getirilen bir iddianame evet. söz konusu. Sizden dinleyelim. Hak ve hukuk talebiniz ne yöndedir? Kimlerin yargılanmasını istiyorsunuz? Yarınki davada ne bekliyorsunuz <laughs> ve nasıl bir pozisyon alacaksınız? <laughs> Ee, şöyle söyleyeyim. Bu olayda e, ilk başta bilir kişilerle başlıyorum ben. Çünkü bilir kişiler böyle bir dosyada, böyle bir davaya dahil olacak dosyada bilir kişiler öncelikle hukuka, hukuka bir aykırı olarak e, bu dosyaya dahil oldular. Bilir kişi kanununa aykırı olarak. Ee, ve iki tane üniversite hocası düşünün. Birisi Devlet Demir Yolları'nın ulaştırma e, Devlet Demir Yolları'nın danışmanlığını yapıyor. Diğeri de o e, hat üzerindeki sinyalizasyon işine e, şey yapıyor firmasıyla başvuruyor ihale almak istiyor ve alıyor da daha doğrusu. Şimdi buna baktığımız zaman şöyle bir şey. Sanık olması gereken iki kişi nasıl bilir kişi oluyor? Çünkü sen o hattın danışmanlığını yapıyorsun. Ya da o iş o, o hattın sinyalizasyon işinin ihalesine giriyorsun. Sen sanık olman gerekirken nasıl bilir kişi oluyorsun? En başta buradan başlıyor olay zaten. Biz bilir kişilere itiraz ederek başlıyoruz ve daha sonrasında e, savcının yazmış olduğu iddianamede ki savcının kendisiyle birebir yapmış olduğum görüşmelerde, bizzat böyle karşısına geçtim ve oturdum. E, bana aynen şunu söyledi: Vicdanlı bir babayım, benim de evladım var. E, eksikleri, hataları bilir kişilerin e, talihsizce açıklamalarını ben de izledim. Bu dosyaya çok e, hani empati kurarak yaklaşacağım ve adil davranacağım dedikten bir hafta sonra Devlet yolları üst yönetimi bürokratlar ve siyasilerin kovuşturmada yeri yoktu şeklinde iddianamesini çıkarttı. Ee, sizce savcı bir baskı gördü mü? E, görmüş olabilir ama e, görmüş olması oturmuş olduğu koltuğun hakkını vermeyecek olması anlamına gelmiyor. Ee, ve biz daha sonrasında bu iddianameye itiraz ettik. Ee, daha önce yani işin basit yanı şu, ee, dilekçeler yazılır, avukatlar gider, bizi temsilen verirler ama bizim adalet nöbetlerimizin başlamasının sebebi de buydu. Ee, dedik ki, dilekçelerden ibaret değiliz, kağıtlardan, yazılardan ibaret değiliz, kanlı canlı insanlarız, canlarımızı kaybettik, acı çekiyoruz, bizi görün diye biz aslında bu nöbeti başlattık. Ve e, Çorlu Adliyesi'nin önünde başlattığımız bu nöbette dört kişinin haricinde e, üst yönetimin de yargılanmasına dair e, bir adalet nöbeti başlattık. Tam olarak kimleri istiyorsunuz? Bakan, müsteşar. Ulaştırma Bakanı, müsteşar. Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali e, İhsan var. E, şu anda genel müdür oldu kendisi bu olaydan sonra, İsa Apaydın'dan sonra. E, ve yönetimdeki... Tüm sorumluları, aynı zamanda makinistleri, aynı zamanda ihale alan firmayı, aynı zamanda bilir kişileri bunların hepsinin yargılanmasını istiyoruz. Çünkü şöyle bir durum vardır ki yol bekçileri bütün Türkiye'de sayısı 39'a düşürülmüş ve pazar günü olması sebebiyle orada o gün yol bekçisi yok. Şimdi yol bekçisinin olmadığı bir durumda kim tespit edecek bu? Olayı bunun haricinde yol bekçisini işten çıkartmanın, aza düşürmenin kararını sanık olan bu dört kişi mi veriyor? Demek ki üst taraftaki bir yetkili veriyor ki, ki hani ki en üste çıktığımız zaman genel müdüre kadar çıkıyor bunlar. Bunun kararını dört kişi veremez. Siz sadece dört kişiden sorumlu tutamazsınız. Biz anayasa mahkemesinin önüne gittiğimiz gün aynı zamanda mahkemeden sonra meclise gittik. Ve mecliste Çorlu tren katliamının araştırılmasına yönelik bir önerge verildi. Ee, ne yazık ki her zamanki gibi bizim gözümüzün içine bakarak reddettiler. Reddetmelerinin sebebi olarak da şunu açıkladılar: Mevcutta süren bir e, dava var, e, araştırılması doğru değildir. Kaldı ki bu doğal afettir ve hiçbir şekilde e, kusur yoktur dediler. Şimdi ben şunu soruyorum orada bu açıklamayı yapan kişiye, e, diyorum ki ve red veren kişilere. Devlet Demiryolları bu kadar kusursuz ve eksiksiz görevini yerine getiriyorsa. Çorlu katliamından sonra Denizli'de sel sonrası menfezin altı neden boşaldı? Ankara katliamında 9 kişi neden öldü? Geçen haftalarda Arifiye'de gene yağmur sonrasında o menfez Çorlu'daki haline gene rayların altı neden geldi? Bu kadar kusursuz ve eksiksiz faaliyet gösteren bir kurumun Böyle bir katliam, hadi oldu doğal afet dediler, bunları da e, göz önüne sergilenen bir olay olarak yaşanmaması gerekiyordu. Kusurların ve eksiklerin olduğunu çok net biliyoruz, her şey ortada. E, ama birileri korunsun diye de e, böyle bir gidişatın önüne bir set koyuyoruz, izin vermiyoruz, yargılanacaklar. Ee, bir parantez açarak mesela meclise gittiğinizde milletvekilleri, iktidar hı hı. milletvekilleri, hı hı çünkü Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri davaya geliyorlar, destek veriyorlar evet. kadarıyla. Belki diğer partilerden Hı -hı. de gelenler vardır. İktidar milletvekilleri ya da Ulaştırma Bakanı ya da Ulaştırma Bakanlığı görevlileri, bürokratlar Hı -hı. sizinden hiçbiri bir temasa geçtiler Yok. mi? Yok, geçmediler. Geçmediler. Cenazelerinize mesela Hayır gelmediler. gelmediler. Hiçbir şekilde gelmediler. Zaten onlar bizi görmek istemiyorlar. Yani dönemin kazanın olduğu, katliamın olduğu dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan e, Ahmet Arslan beni Twitter'dan engelledi yani ben çocuğum neden öldü kim sorumlusu diye e, hayıflanırken beni Twitter'dan engelledi kendisi duymak ve görmek istemedi. E, bu şekilde işliyor sistem görmek istemiyorlar duymak istemiyorlar. Evet. Şimdi yarın oraya gideceksiniz anladığım kadarıyla e, iddianameye de baktığımızda zaten sizin de anlattıklarınızdan yola çıkarak bunu bir an önce e, işte 4 kişiyi bir şekilde 15 yıl istemiyor zaten o baktığınız zaman yani 3 sene... 5 sene gibi bir ceza belki Tabii. çıkar ya da çıkmaz. Ee, ve bunu kapatalım. Hı. Kapansın diye bakılıyorlar. Ee, böyle olacağını düşünüyor musunuz? Mesela mahkeme salonuna e, girebilecek misiniz? Size yeterli fiziki şartlar sağlandı mı? <laughs> Çünkü kalabalıksınız. Evet. Ee, yaralananlar var, kaybı olanlar var. Nasıl bir pozisyon olacaksınız yani? Ee, şöyle söyleyeyim, bize yeterli olması gereken fiziki ortam ne yazık ki hazırlanmadı. Biz bunun için yine dilekçeler verdik, baro başkanları ziyaret etti, avukatlarımız ziyaret etti, çorlu savcılığını, adliyesini ee, ve bize orada yarın 130 kişilik bir konferans salonu ayarlandı. Zaten baktığımız zaman 50-60 kişi avukatlarımız var, biz 25 kişi aileler ve yaralılar olmakla birlikte. Ee, yarın duruşmada öncelikle şöyle bir talebimiz var bizim Biz aileler olarak Oğuz Arda'nın sadece annesi değil dedesi de e, dayısı da amcası da anneannesi de o duruşma salonuna girebilsin Sanıkları hep birlikte dinleyebilelim aynı zamanda e, yaralıları da hep birlikte dinleyebilelim istiyoruz o yüzden de bize bu fiziki ortam sağlanmadan biz bu duruşmanın görülmesini istemiyoruz. Çünkü bir şeylerin üstü kapatılarak gidiliyor. Ee, biz her şeyi dinlemek, her şeyi görmek, her şeye hakim olmak ki bizim en doğal hakkımız bu, bizim yasal hakkımız bu duruşmada ee, bir gizlilik söz konusu değil. Açık olarak yapılan bir duruşma ve hak vatandaş olarak herkesin hakkı gelip orada dahil olmak ve dinlemek. E, o yüzden de üzerinin kapatılması istenilen bu olayda e, ilk duruşmanın bu şekilde gölgelenerek e, sakin bir şekilde yürütülmek istemesine biz izin vermeyeceğiz. E, bugüne kadar nasıl adalet nöbetlerimiz devam ettiyse, e, nasıl mücadelemiz devam ettiyse, e, yarın da orada e, en doğal olan, en yasal hakkımızı savunacağız e, ve şöyle söyleyeyim size bu böyle gitmeyecek dört kişiyle devam etmeyecek bu olay e, sonuna kadar biz aileler e, kaybedecek artık hiçbir şeyimiz yok o yüzden de hep birlikte olarak e, adil yargının peşinde olacağız e, barolar zannediyorum destek veriyorlar, veriyorlar. ama e, destek almak istediğiniz ve belki sesinizi duyuramadığınız demeyelim çünkü sesinizi herkes duyuyor muhakkak ki bu kadar acılı bir olaydı ama destek almayı beklediğiniz başka eee e, yapılar var mı? Ne bir milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden belki katılım. E, yani kimlere çağrı yapmak istersiniz? E, herkese çağrı yapıyoruz. Yani ayı, parti ayırt etmeksizin, siyasi kimlik ayırt etmeksizin herkese çağrı yapıyoruz ve diyoruz ki 25 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Biz de onların aileleriyiz. Biz de bu ülkenin vatandaşlarıyız. Biz herkesten destek bekliyoruz. E, herkesin yanımızda olmasını istiyoruz vicdanıyla birlikte vicdanıyla birlikte. Şimdi orayı bir kısa geçtik ama tekrar dönüp sormak isterim. Şimdi ortaya bilir kişi işte sizin de anlattığınız gibi bilir kişiler de çok tartışmalı diyorsunuz hı hı. ve kaza doğal afet ve lokal yağış sonucu meydana gelmiştir. Ani oluşan bir yağış ve sel sonucu Menfez toprağı boşalmıştır diye bir rapor var ortada. Siz tekrardan tekrardan bu e, raporun yazılmasını talep ediyorsunuz herhalde dedim. Yani davanın farklılaştırılarak gitmesini istiyorsunuz. Bu iddianame değil diyorsunuz. Tabii ki. Farklı bir iddianame yazılmalı ve bütün bu ve bunun gibi tren e, hızlı tren kazalarının hı hı. E, sonuna kadar araştırmalı nedenleri eee bu e, mümkün olabilir mi? Yani bu konuda bilmiyorum avukatlarınız ne diyorlar? Tabii ki olabilir. Olarak? Yani şöyle e, aldığımız bilgiler doğrultusunda ben bir avukat değilim. Hukukun onun içinde değilim ama e, bu tabii ki mümkün olabilir. Kaldı ki sadece olay gününe ait tek bir rapor yok. Yani e, tek bir raporun haricinde. E, BTS'nin raporu var, e, CHP'nin raporu var ve bunlar çok detaylandırılarak verilmiş. O güne dair raporlar. Yani menfezin kaç yıllık olduğuna, en son bakımının ne zaman olduğuna, e, bakımıyla ilgili uyarıların ne zaman yapıldığına ve neden yapıl e, uyarıya rağmen oranın neden onarılmadığına dair bir sürü delil var ortada. bunlara bakıldığı zaman tekrardan evet bir çalışma, bir rapor hazırlanabilir. Şimdi tabii kayıtların yerine hiçbir şey alamaz muhakkak. Hiç dünyayı versinler herhalde evet. onunuzun yerine hiçbir şey konulamaz. Ama yaralananlar var. Onların hayatlarını idame ettirebilmeleri, bundan sonra hayatlarının ya da eşini kaybedenler var. annesini babasını kaybedenler var. Devlet bir tazminattan bahsediyor mu? Yani tabii ki giden canların bir maddi karşılığı olamaz ama tedavisi sürecek olanlar var. Biraz önce bahsettiğiniz gibi belki bir daha asla yürüyemeyecek, normal işlevine devam edemeyecek, normal şekilde çalışamayacak, ruhi ya da fizyolojik olarak artık hayatı farklılaşmış olan eee var. Bunlarla ilgili devlet hiçbir tazminat, tazminat ödeme gibi bir görüşme yaptı mı? Ee, şöyle ki şimdi biz e, ceza davasının haricinde Tabii ki tazminat davaları da açıldı Bizler tarafından e, ama burada gidişat nasıl olacak inanın bilmiyorum Çünkü e, tazminat ödenmeyeceğine dair bir duyum aldık yani ödemeyeceklerini söylediler aynı zamanda e, trenin koltuk sigortalarının olmadığını belirttiler e, davalar tazminat davaları başlayamadı Ben şöyle bir örnek vereyim ama e, benim açmış olduğum idare hukuk davasına e, yanıt geldi görevsizlikten dediler ki... E... Asliye hukuktan açmanız gerekiyor. Asliye hukuktan açan başka birisine de idare hukuktan açmanız gerekiyor denilerek e, hep itirazlar geldi ve Şimdi. şu anda o itirazlar devam ediyor. Şu anda alınmış ödenmiş yok, bir tazminat yok. yok. En azından yaralı olarak yok. Yaralılar da yok. 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 Ee, Anayasa mahkemesinden beklentiniz? Ee, şöyle söyleyeyim, bizim yargılanmasını istediğimiz herkesin. E, yargılanmasını istiyoruz. Beklentimiz bu yönde. Şöyle bir şey vardır. E, yargının karşısına çıkartsınlar. En azından bu kişiler çıksın. Savunma yapacaklarsa yapsınlar. Baştan hükümlü olarak e, bu kişilerin hatası, kusuru yoktur denilip kenara konulmasın bu insanlar. Bu insanlar yargının önüne çıksın. E, Ulaştırma Bakanı da çıksın. İsa Apaydın da çıksın. Şu anki genel müdür de çıksın kendileri savunmalarını yapsınlar ve yargı karar versin hesap olaya. versinler evet en hesap Sizin versinler. gözünüzün içine bakarak çoluk çocukları eminim vardır ya da belki torunları evet, vardır bu say var. saydığınız isimlerin ee, dolayısıyla aslında e değil mi belki evet. de onu düşünerek evet. elini taşın altına evet. koyması gerekiyor herkesin Türkiye'de maalesef hesap vermek gibi bir müessese yok ama ee, peki son olarak ne söylemek istersiniz? Yarın davayı tabii ki yakından izleyeceğiz. Türkiye'nin vicdan davalarından bir tanesi. Bu arada tabii bu kadar e, siyasi e, tutuklu gazeteci tutuklu yargılanırken bu kazaya adı karışan ve sanık olarak geçenlerin tutuksuz olarak yargılanması e, o da ayrıca Türkiye'deki hukuk sisteminin de ne noktada olduğunu bize gösteriyor. Ne söylemek istersiniz son olarak? E, vermek istediğiniz mesaj nedir? Ee, şöyle ki ben e, ve benim gibi diğer aileler... ...gerçekten... ...acı çekiyoruz. Bu ülkenin vatandaşları olarak acı çekiyoruz. En büyük talihsizliğimiz bu döneme denk gelmiş olmamız. Ama dönemler değişir, devran değişir. O yüzden... ...bizim ülkemizde bir hukuk sistemi varsa... E, ...hakimleri ve savcıları... ...vicdanlarıyla birlikte... E, ...adil olarak görevlerini yerine getirmelerini ve okudukları o koltukların hakkını vermelerini istiyorum. Herkesi de yanımızda olmaya davet ediyorum. Çünkü bugün bizim başımıza geldi ama yarın başkalarının başına gelmeyecek değil. Bizim canlarımız geri gelmeyecek. Bu mücadele aynı zamanda başkalarının canı yanmasın diyedir. Bir anne olarak yanması zordu herhalde değil mi? Çok. Ee, tabii ki. Ee, ama nedir size güç veren? Mücadele gücünü veren? Oğlum. Oğlum, ee, o güçlü bir çocuktu. Hiçbir zaman pes etmezdi. Bana çok şey öğretti. Ee, onun hakkını yerde bırakmayacağım, yerde bırakmam. Onun adını yaşatmak benim görevim. Ee, ben vefat edene kadar, ona kavuşana kadar onun adını yaşatmaya söz verdim ve gücüm oradan geliyor. Peki yarın e, davada. Birlikte olacağız. T24 <laughs> olarak da davayı yakından izleyeceğiz. Ee, teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> ederim. <müsaversel. gülüyor> Tabii ki acınız büyük. E, denilecek çok da fazla bir şey yok. E, umarım her zaman böyle güçlü devam edersiniz. Ve dediğiniz gibi bu devlet bir gün artık e, kendi vatandaşların acılarına da, e, mutluluklarına da sahip çıkmayabilir. E, ve böyle kazalardan sonra gördüğümüz bu umursamazlık bir noktada e, sona erer. Burada sizin de söylediğiniz gibi sadece iktidarı ve yönetenlere değil, hukuk Herkes. sistemin içinde yer alan herkese ve de hepimize aslında bütün toplum olarak sokakta gezen herkese unutmamak ve unutturmamak Kesinlikle. görevi düşüyor. Tekrardan güç diliyorum Çok size yarınki dava öncesinde bütün ailelere sizin izninizde ve konuşmaya devam edeceğiz. Dalami.